Günaydın. Yine geç kalınmış bir sabah. Saat 9.30 koşa koşa çıktım. Hızlıca hazırlanıp denemeye gidiyorum şimdi. Burcu beni bekliyor. Gece uyuyamadım, anlamadım. Birkaç saat uyuduğum için geç kaldık. Şimdi hızlıca denemeye yetişeceğiz. Burcu'nun suratı parlıyor. Tahmin edin neden? Neyse. Bir sonraki durak. Bir güzel denemeye gidiyorum. Mutsuz ikili. Mutsuz derim. Biz bir şekilde aynı anda uyuyakaldık derim. Arkadaşlar. Enerji. Denemeden çıktık. Şu an kitapçıya gidiyoruz. Denemen nasıl geçti? Çok iyi enerji. Ya bir şey diyeceğim, herkes Türkçe kötü geçti dedi, ben orada şey diyemedim, benim iyi geçti diyemedim bu arada. Birbirinden çok yanlış çıkacak diye bir laf yapmadım. Evet, sosyal kötüydü gerçekten. Harbiden mi? Şimdi kitap şey gidiyoruz. Şimdi Esma kitap alacak. Arkadaşlar şimdi birden akşam oldu. Eve geldim. Kitaplarımı falan böyle inceledim ettim. İşlerim vardı biraz, onları hallettim. Sonra arkadaşlar ne yaptım? Uyudum. Çünkü midem çok kötüydü. Zaten işte sabah deneme olması, kitapçıya gitmem etmem. Dışarıda çok vakit geçirdiğim için biraz midem kötü oldu. Zaten reflüm var. O yüzden biraz daha zorluyor oruç beni. Neyse şimdi size kitaplarımı göstereceğim. Eve geldiğimde direkt göstermedim. Kendimi inceledim. Aslında o an çekecektim ama gerçekten yorgunluktan böyle konuşacak halim yoktu. Sonra da yattım dediğim gibi. Sonra beni dedem kaldırdı. Peki Esma kalk. Sonra birden onu görünce şok oldum zaten. Kalktım, onlar iftara gelmişti. Öyle şimdi annemler falan, içeriden annemler. Onların yanına gideceğim ama önce size kitapları tanıtacağım. Biliyorsunuz ki TRT Matematik kitabı bir tane çözdüm. Bir de ondan sonra işte sürekli hani program kitabını ayrı çözüyorum. TRT Matematik denemesi olarak ilerliyordum. Bir de bazı kullandığım kitapların belli kısımlarını çözmüştüm. Yani direkt iki tane kitap bitirmedim. Şimdi yeni bir tane TRT Matematik kitabı aldım. Tadam. Orijinal TRT Matematik kitabı aldım arkadaşlar. Benim için orijinal çözmek hayaldi geçen sene gerçekten. Ama şimdi bu kitabı aldım. Çok mutluyum bunu aldığım için. İçini şöyle göstereyim. Şimdi bunun üzerinde yazıyor zaten düzeyleri. %15 kolay, %75 orta, %10 ileri düzey. Çoğunluğu orta zorluktan oluşuyor zaten. Orta olması iyi. Hepimizin çözebileceği seviyelerde. Çözdükçe zaten içlerinden hani bahsedeceğim soru türlerinden. Ben sadece böyle genel bakıyorum zaten. Öneri üzerine ya da koçumla konuşuyorum. O şekilde alıyorum kitapları. Deneme deposunun, deneme deposu acilim bu arada. Acilin deneme deposunun problem denemelerini aldım. Problemde biliyorsunuz ki zorluk çekiyorum sürekli. Ne kadar çözsem de yani ben anlamadım. Gerçekten bu beynim problemini de almıyor. Anlamış değilim. O yüzden bir de acilin problem şeyini aldım. Denemelerini aldım. Böyle konu konu hepsinden deneme tarzında şeyleri var. Direkt böyle kitap gibi ama bakın Allah. Bakın deneme bir. Ya deneme kitap şeklinde ama. İçleri bu şekilde. Konu konu denemeler işte bunlar. Deneme deposunu seviyorum. Bunlardan alacağım biraz daha. Normal matematik vesaire. Ve şimdi geldik benim favorilerim. Bakın. Acilin föylerini aldım. Biliyorsunuz ki normalde apotemi ve acil föylerinden çözüyordum. Apogritma diziler fasikülü aldım. Permütasyon kombinasyon binom. Polinomlar çarpanlar ayırma, ikinci dereceden denklem, karmaşık sayı, parabol, ikinci dereceden eşitsizlik olarak böyle bir tane de fasikül var. Bu fasiküller zaten hepsi ince ince, yeni tarzda çıkabilecek sorulardan oluşuyor. Ben bu fasiküllerin hepsini çok seviyorum. Hem konu anlatıyor, hem örnek soru var. Nasıl yapacağınızı gösteriyor, hem de
test sorularından oluşuyor. O yüzden bence fasikül mantıklı. Normal kitap çözdüyseniz ikinci bir kitap yerine fasikül olarak da çözebilirsiniz. Ya da iki kitap çözdüyseniz fasikül sonra ekleyebilirsiniz. Fasikülleri seviyorum. Logaritma diziye vesaire. Onları ayrı ayrı almamın sebebi de şimdi limit türev integral kalktığı için işte trigonometri, parabol, logaritma vesaire onlar ağırlıklı olacağı için zaten bu 2020 konu dalımına böyleydi kitap alışverişim. Şimdi koçluk görüşmesine gireceğim. Ondan sonra bir anneannemlerle çay içip ders çalışmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi ders çalışmaya başlayacağım ama şu an gördüğünüz üzere salondayım. Eylül ile Rümeysa odamda uyuyor çünkü. Onları ışıkla rahatsız etmek istemedim. Evdeki kalan herkes uyuyor. Duş falan aldım ben. O sırada işte ablamla Rümeysa işten geldi. Onlarla falan oturdum birazdan. Şimdi başlayacağım derse kahvemi içtim. Uykum açılsın diye. Uykum yok şu an, süperiz. Şimdi ders çalışacağım. Aldım. Bu fasikülü çözmeye başlayacağım. Logaritma ve diziler fasikülünü. Buraya ismini, soy ismini yazmıştım ama. Ablam da buraya yazmış ki Esma. Gerçekten teşekkür ederim ablam. Gerçekten süper süper birisin. Neyse şimdi logaritma çalışacağız önce. Böyle çok ani bir korku yaşadım ve bunu size söylemem gerekiyor. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben ders çalışırken böyle bir şeyler falan, normalde kahve içiyorum sürekli ama reflümden dolayı kahveye ara vermiştim. Zaten kahve sadece şarkılarda içiyorum. Şarkıda yurt dışına çıktı ve o gittiğinden beri kahve içmiyorum. Yani ne kadar oldu? 2 ay falan oldu herhalde. Kahve içmiyorum. En son onunla içmişimdi. Çünkü asla onun kadar güzel kahve yapamıyorum. Neyse, bugün akşam içtim dediğim gibi aylar sonra. Şimdi böyle üst üste içesim geliyor. Ben de oyalanmak için gittim, süt aldım, tamam mı? Süt almaya dolaba gittim. Neyse. Çünkü bir şeyle oyalanmam gerekiyor arkadaşlar. Bir şeyler yemem lazım. Net yani. Çikolatam hiçbir şeyim yok. Neyse sonra salondan çıktım. Herkes uyuyor dedim ya size. Herkes uyuyor. Ben salondan çıktım ve... Ben salona geldim, böyle ses gelmeye başladı, biri konuşuyor. O kadar korktum ki, çok ani korktum ama çok. Ben neymiş biliyor musunuz? Robot çalışmış, robot süpürge. O kadar korktum ki ama çok... Neyse bunu paylaşmam gerekiyordu.
arkadaşlar 1,5 saat çalıştım, mola verdim. Saat şu an 3. Tam 3. Mola vereli oldu biraz. Yani biraz dediğim 7 dakika falan oldu. Telefonda takılıyorum ve salonda yatıyorum arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Böyle sahuru hazırlamayı planlıyorum. Anneme bir iyilik yapıp yatmadan önce hazırladım, kendime hazırlamam. Ders çalışıyorum ben dedim, hazırlayamam. Ama belki bir iyilik yapıp hazırlayabilirim, bilmiyorum. İçime iyilik doğarsa böyle bir şeyler yaparız. İçime iyilik doğardı ama. Şimdi devam edeceğim ders çalışma. Ama yatarken kalkmak çok zor ya. Yani yatmak kadar güzel bir şey yok. Yatmak kadar güzel bir şey yok devamı. Arkadaşlar şimdi mutfaktayız. Şuradan düşünürsem daha mı iyi görünüyorum? Bir tık daha iyi görünüyorum. Şimdi arkadaşlar yemek hazırlıyorum. Bugün dediğim gibi iyiliğim tuttu. Bugün iyisin devamı. Bugün iyiliğim tuttuğu için ben hazırlıyorum şu an. Çay demledim. Kahvaltı kendim. Salata falan doğradım. Şimdi yumurta yapıyorum arkadaşlar. Max hazırlayabileceğim şu an bu. Aslında uykulu olmadığım için daha güzel şeyler hazırlayabilirdim ama sizle konuşuyorduk ya, saat 3 dedim. Sonra birden dışarıdan davul sesi geldi. Galiba hazırlamam gerekiyor diye düşündüm. Teyzem yazdı, teyzem bakmadı. O yüzden dedim ki hazırlayayım. Kalk esmen. Ders çalışmadan buraya geldim. Direkt hazırlıyorum. Yani hızlı yiyelim ve geç kalmayalım diye böyle kısa şeyler hazırladım. Kısa ama. Böyle bakın. Arkadaşlar hazırladım, bence gayet okey. Sizce? Arkadaşlar şimdi bu durum güncellemesi. Matematik çalışıyordum. Şimdi sosyale geçecektim ama can sıkıntısından ve aslında bugün duşa girdiğim için biraz ojelerim soyulmuştu. Ben de çıkarttım. Bakın. Bana çöplerim. Umarım aseton kokusundan orucum bozulmaz. Sosyal denemesi çözeceğim. Şu an topraktan çözüyorum. 15. denemedeyim. Saat bu arada 6'ya 3 geçiyor. 7 gibi yatarım diye düşünüyorum. Daha fazla uyanık kalmam. Öğlene kadar uyurum muhtemelen. Öğlen uyanıp tekrar çalışırım. Sosyal denemesi çözdüm. Saat şu an. Ay, 3 tane çözmedim bu arada. Bir tanesini yarım bırakmışım. 2,5. Tamam mı? Ne zaman şey yaptım hatırlamıyorum. Bu geçen sene çözüyordum bunu. Geçen sene yarım bırakmışız arkadaşlar bir tanesini. Neyse. 2,5 deneme çözdüm. Şu an saat 6,5. Yapamadıklarımı falan filan baktım. Şimdi çok uykum var. Şimdi biraz edebiyat denemesi çözeceğim. Bir iki tane çözerim. Ultinin. Bunu daha önce göstermiştim. Bundan çözeceğim şimdi. Bir iki tane çözerim diye düşünmekteyim. Sonra yatacağım ya. Saat 7 olur zaten. Arkadaşlar günaydın. Metrodan. Herkese. Günaydın. Kütüphaneye gidiyoruz. Sabah direkt uyanıp çıktım. Çünkü Burcu'ları yine beklettim. O yüzden sabahın vlogu yok. Bir de dakikim diye geçinir arkadaşlar. Arkadaşlar ben dakikim. Buradan tüm lise arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben dakik değil miyim? Dakik. Dakik der mi? Değilsin der mi? Değil, değil der mi? 10.30'da yazmışım. Esma uyandığımda 12.26'da cevap bak, vermiş. Tam 10.30'da, tam 10.30'da telefonu kapattım. Sen yazmışsın. Bir dakika erken yazsaydım. Kalkmıştım. Bu da suç suçla benim ya. Thank you.
Arkadaşlar mola... Her yere geç kalabilir miyim? Hayır, geç kalmak artık bu açtı bunu, artık uyuyor, yok vermiyor yani. Hayır, telefonu kapatıyorsun, gece modunu alıyorsun. Sonra diyorsun ki aramasınlar diye. Hayır, bir de bana diyor ki bir dakika önce yazsaydın bana şimdi burada olurdu. Bunun suçunu da bana atıyor. Arkadaşlar şu an tartışılan konu benim dakikliğim. Ben gayet dakikim. Dakikim daha mı? Bugünkü olayı anlatırsan anlarlar. Hayır, arkadaşlar. Ayşegül yine beni zorbalıyor. Koyacağım ki. Koyacağım. Oldu mu? Yeter. Yoluma taş koysalar onu sen. Bakayım. Arkadaşlar günaydın. Merve sabahından. Ufak bir sorunum var. Tam çıkmam gerekirken fark ettim. Giriş belgemi yanlış çıkartmışım. Şu an halledemiyoruz biraz. Kaydolmuyor. Anlamadım. Açık kırtasiye bulursam çıkartacağım. Yoksa ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar kırtasiye kapalı. Belgelerimi çıkartamıyorum. Gerçekten aklımda zorum oldu bir gün. İkiye kaskıdayım. Yemin ederim ikiye kaskıdayım bugün. Daha kötü bir şey oldu arkadaşlar. Daha kötü kötünün de kötüsü. Çünkü... Hani ben ne kadar kötü olabilirim değil mi? Evet. Burak gerçekten başta beni teselli ediyordu ama artık o da dayanamadı. Yemin ederim sinirden gülüyorum. Arkadaşlar kimliğimi de unutmuşum. Bir alkış Burak, bir alkış alalım. Arkadaşlar şimdi yine güncelleme, sınava girmedim. Şimdi şöyle bir şey oldu, ben belgemi yanlış çıkarttım ya, babam dedi ki hemen ben gideyim çıkartayım. Kırtasiye falan aradık, okulun çevresinde yoktu, evin oradakiler de kapalıydı. Babam dedi ki ben iş yerine gidip çıkartayım. İş yeri de biraz uzak, okul da uzaktı zaten evime. O yüzden böyle tuhaf bir şey oldu yani. Neyse babam gidiyordu. Sonra aklıma kimliğim geldi ve ben kimliğimi almadım. Kimliğimi almama sebebim de şu, şeye koydum ilk. Ben direkt kapı evim şey, direkt benim çıkış kapısı odamla dip dibe, tamam mı? Ben de odamın dibinde de aynalık var, oraya koydum şeyi, kimliğimi falan, cüzdanım orada yani. Ben akbilimi falan aldım sadece telefonun arkasında diye. Ondan sonra sınav giriş belgesini bilgisayardan yazdırmaya çalışırken, yani telefona yollamaya çalışırken onu unuttum. Çıktık unuttum yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten MSU'ya girememe şeyi 3-4-5'ten sonra bu daha da kötü oldu. 3-4-5'te okulu bulamamıştık. Yanlış adresli. Bu daha da kötü şu an. Babam da gitti. Kimliğimi aldı önce. Sonra belgeyi çıkartmaya gitti. Ama şu an kapıların kapanmasına 5 dakika var ve babam bana neredeyse bir 20 dakika uzaklıkta. O yüzden giremiyorum. Giremiyorum ve bunu, bu mallığımı izlediğinizde ve bunu tüm arkadaşlarım öğrendiğinde bana hakaretler savuracak. Aynı şekilde ablam da eve gidince şok geçirip salak diyecek, biliyorum. Bunu koçuma da nasıl söyleyeceğim hiç emin değilim. Ama gerçekten gerizekalı olduğum için beni alkışlayabilirsiniz. Bu kadardı. Tekrar son dileğim. İnşallah YKS'de başıma gelmez. Kaçta çıkacak? 1. Şimdi eve geldik. İftar zamanı hiç konuşmadım çünkü o kadar açtım ki ve geç kaldık iftara. Benim yüzümden. Ne yaptık biliyor musunuz? Yine benim tamamen mallık. Marmaray'da ters tarafa bindik. Yeni kapıya gittik. Sonra söyledim ki şey dedim yani, Üsküdar'da falan mı yapsak acaba iftarı? O dedi ki işte geç kalırız belki. Hani orada yemek yeri bulmak falan filan zorlanırız diye. Biz geri şeye döndük, Flora tarafına döndük. Oraya gitmek istiyorduk sahilin dibi olsun diye.
Gittik yemek falan yedik, yemekleri beğenmedik ve paşa paşa geri geldik. Akşam işte sahilde yürüdük ettik geldik. Şimdi oturuyorduk, camımız kahve çekti. Ben dünden beri deli gibi kahve istiyorum. Kahve dünyasına gidip çekilmiş kahve aldık. Şimdi kahve içeceğiz sahilde beraber.